Merhabalar, ben Sercan Ulaş, MetropolSoft'ta uygulama mühendisi olarak görev yapıyorum. Bugünkü videomuzda simülasyonunu yaptığımız bir parçayı, deforme olmuş bir parçayı nasıl kaydedeceğimizi göreceğiz. İlk olarak sınır şartlarımızı tanımlayacağız. Daha sonra analizimizi gerçekleştireceğiz. Yapmış olduğumuz analiz sonucunda da parçamızın nasıl deforme olduğunu görmekle kalmayıp aynı zamanda bu deforme şekli daha sonra kullanma ihtiyacımız olabilme durumundan ötürü bu işlemi göreceğiz. İlk olarak analizimin dahilindeki parçaya malzememi atıyorum. İlgili değerleri kontrol edip uygula ve kapat diyorum. Sonraki işlemim sınır şartlarından biri olan fikstürleri tanımlamak. Parçamı gösterdiğim yüzlerden sabitleyerek bükmeye başlayacağım. Bu bükme işlemi için gerekli olan kuvveti bir referans düzlemi göstererek belli bir zaman diliminde, 2 saniyelik bir zaman diliminde bu şekilde tanımlıyorum. Bu işlemden sonra analiz özelliklerime tekrar gelerek analizimin başlangıç bitiş zamanını ve aradaki artımları, zaman artımlarını tanımlıyorum. Sonraki aşamam mesh oluşturmak. Hassas bir mesh oluşturarak deforme şekli daha doğru şekilde, daha gerçeğe yakın şekilde elde etmem mümkün. Mesh işlemim tamamlandıktan sonraki durumum analizi çözmek olacak. Bu etüdü yürüt diyerek de analizimi çözmeye başlıyorum. Gelen uyarı analiz devam ederken arka planda bir görselleştirmeyi seçtiğimizle alakalı. Eğer başka bir pencereye geçiş yaparsak bu işlemle ilgili bir durdurma durumunun söz konusu olacağını söylüyor. Analiz devam ederken parçanın verilen yük altında nasıl bir deformasyona uğradığını canlı olarak görebilmekteyiz. Bu bizlere hatalı bir şey yaptıysak kontrol edip analizimizi erkenden durdurma işlemini durdurma imkanı sağlar. Deform olmaya devam ediyor parçamız. Deformasyon işlemi bittikten sonra bir maksimum kısma geldikten sonra tekrar öbür tarafa geri bükeceğiz. İlk bir saniye çekme, diğer tarafa daha sonradan bir saniye basma uyguladık. Analiz bittikten sonra bakalım parçamızı bu haliyle nasıl kaydediyoruz. Sonuçlar klasörünün üzerine geldiğim zaman şu anda stres ifadesini görüyorum. Canlandır dersem biraz önce canlı olarak gördüğümüz hareketi, kuvvet altındaki davranışı tekrar canlandırmış oluyoruz. Ve nasıl bir deformasyon uğradığını gördük. Yer değiştirme çıktığımızda bu şekilde yer almakta. Sonuçlar klasörünün üzerine sağ tıklayıp deforme olmuş parçayı kaydetmek için deforme şekilden gövde oluştur dememiz gerekiyor. Yeni bir parça oluşturabiliriz. Yeni bir konfigürasyon oluşturabiliriz. Aynı zamanda gelişmiş seçeneklerden bunları deforme olmuş parçalarımızı ayrı bir gövde olarak kaydedebiliriz. Yüzey veya mesh olarak da kaydetmemiz mümkün. Veya dilediğimiz bir zaman aralığını da ayrıca seçip kaydedebiliyoruz. Kaydettikten sonra belgemizin açılması ile ilgili soruyu evet olarak cevapladık. Ve dışarıdan alınmış bir gövde gibi unsur ağacımıza geldiğini görüyoruz. Deforma şeklimizi bu şekilde ayrı bir parça olarak kaydetmiş bulunduk. Bu videomuzda deforma parçamızı nasıl kaydedeceğimizi gördük. Yüzey, mesh ve gövde olarak. Deforme parçadan yeni bir parça oluşturabileceğimizi gördük. Daha sonra kullanmak üzere. Veya deforme şeklimizi konfigürasyon olarak nasıl ekleyebileceğimizi gördük. Sonraki videolarda görüşmek üzere.